abla o kadar deprem oluyor, sel oluyor. Adam sarayında keyfine bakıyor yani. Çok milletimizi düşünüyor, açsın kapısını. Kendi ülkesine sürtük diyen bir adamdan ne beklentiniz olabilir? Geziyor geziyor çıkıyorduk, sürtüksünüz. Sen yani nasıl böyle bir kelime kullanabiliyorsun? Sen kendi halkına nasıl sürtük diyebilip de hani Suriyelilere o kadar çok destek, o kadar çok arkasında duruyorsun. Adam çıkmış diyor ki ben göndermeyeceğim. Nereye göndermiyorsun? Yani adam Afgan, Suriyeli. Bu adam mesela Afganların özellikle. Bu ülkede bir kaydı yok abla. Bu adam gelip yani benim arkadaşımı yaralasa yani bulamazlar adamı. Çünkü adamın kimliği yok. Ülkesinden yani gelmişler. Kaçak geliyor buraya ve bunu göze alabiliyorlar yani. O zaman kapatsın kapıları. Almasınlar ülkemize yabancı insanları. Kılıçdaroğlu da o kapıları kapatacağız diyor. Ama şu an değil tabii kapatırsa ki. İktidara ben, gelirse. Kapatırsa ben şahsen veririm oyumu. Yani ben ülkemde yabancı istemiyorum. Yalan dolan gidecek hepsi. Yalan dolan gidiyor. Millet ittifak geliyor, tamam mı? Yeter artık, yeter. Yeter, bunu verin ama. Evet, öfkeliyim. Öfkeliyim, gitsinler. Herkes öfkeli. Neden bu kadar öfkeliyiz? Herkes, ortalık yangın alevi gibi. Her taraf yanıyor. Etin kilosu olmuş 300 lira kıymanı. Şimdi kıyma aldım, 300 lira kilosu. Yani bundan 3-4 sene önce bunun onda bir fiyatıydı. Herhalde azalıyorum canım. Biz 4 kişilik nüfusuz bir kilo kıyma alıyoruz. 10 gün 15 gün onunla idare etmeye çalışıyorum. Ortalık yangın alevi. Yani oyum CHP'ye. Kılıçdaroğlu benim babamın oğlu. Kılıçdaroğlu işte yönetemez, yok konuşamıyor. Ya onlar, onlar hep böyle karşı tarafın şey, kötü propagandası. Kılıçdaroğlu niye yönetemezsin? Adam 30 senelik 35 senelik bürokrat. Yönetir tabii, niye yönetemezsin? Çok da güzel yönetir. Akşam başka kanalları izliyorum. AKP'nin oyunu %53-54 gösteriyor. Yani nasıl oluyor? Ben bu kadar ortalığı yangın alevi, nasıl oylar oluyor bilmiyorum yani. Erdoğan. Çünkü onun üstüne yürütecek kişiyi göremiyorum ben. Gerekli yardımlarımı sağlıyor. Hani kömürüm olsun, gıda yardımım olsun. İnsanları görüyor musunuz? Hürbet ömürsüz ortamda yaşamasını sağlıyor işte. Bu hani hiçbir şey yok. Bak insanlar ne güzel yaşıyorlar. Bunu kim sağlıyor? Tayyip Erdoğan. Siz ya geçinebiliyor musunuz peki? Tabii ki. Allah. Niye geçinmeyeyim? Ne iş yapıyorsunuz? Ben mi? Mendil satıyorum. Oyunuz kime olacak? Tabii ki Kılıçdaroğlu'na. Hak, hukuk, adaletten bildiği ve uyguladığı için. HDP'ye vereceğim. Çünkü Erdoğan iyi değil. Ya HDP deyince bir başka oluyor. Selahattin Demirtaş. Abla ben iki de Demirtaş. Bizim kralımız da odur, paşamız da odur. Cumhurbaşkanı adayımız, tek bir lider Tayyip Erdoğan. Neden peki? Ondan memnunuz. Ondan gördük her şeyi, devletin yatırımı, hastaneleri, hı-hı, okulları, her şeyi, yatırımı, A'dan Z'yi ondan gördük. Hı-hı. Yenilenmeyi, Türkiye'nin bütün gelişmesini ondan gördük. Ben şahsına değil, Tayyip Erdoğan'ın milli duruşuna, devletine sahip çıkışına, ekonomik yönden devam devleti güçlendirmesine, dış güçlere karşı direnmesine, ondan dolayı ben Tayyip'i ne tanırım, ne babamın oğlu, ne memleketim. Şu anda dış baskı da var. Bütün dünya liderleri Türkiye'nin istediği hizaya getirmediği için şu anda Türkiye'nin büyük baskı uyguluyorlar. CHP. Neden peki? Ya Kemal Kılıçdaroğlu dürüst buluyorum. Hı. Bir de hilesi yok, hurdası yok. Yani onun için ona vereceğim. Reisi. Ondan başkası yok çünkü. Diğerleri bir ülke düşünmüyor ki. Menfaatle çıkarlarına gelebiliyorlar. Başka bir şey değil yani. Şu 20 seneyi hesaba katın. Yapılan işleri bir hesaba katın. Reisten başka bir alternatif olmadığını görürsün. 20 yıldır bizi idare eden insanlara bak ne hale düşürdü. Artık değişmesi lazım düzenin ya. Açız bak, açız. Burada çokça şey de duyduk. 20 yıldır çok iyi yönetiyorlar. Ya yavrum git, ondan kafası çalışmıyor. Zeka sorunu var o insanların. Oy verecekler ama. Ama verir veya vermez. Yani 20 yıldır bu ülke bak nereye gelmiş. Açlık, sefalet, dışarıya bağımlılık, hepsi bir arada. Daha 20 yıldır bu insanlar, bizi idare edenler test edemiyorsa beyinlerinden, zekalarından şüphe etmek lazım. Üsküdar'da çoğunluk öyle olabiliyor yani. Çok. Yani muhakkak ve muhakkak bir yeni kana, taze kana ihtiyaç var. Yoksa ülkenin durumu çok kötü. Daha doğrusu bizler gençlerin geleceği yok. Peki oyunuz kime? Bu ülkeye benim için Ali'dir, Veli'dir önemi yok kızım. Benim için neyin önemi var biliyor musun? Bu ülkede dürüst, çalışkan, bu ülkenin ufkunu açacak insanlara ihtiyacı var. Benim için Ali gelmiş, Veli gelmiş, benim için hiç önemi yok. Benim ülkeme çalışan insana ihtiyaç var. Kılıçdaroğlu ne olacak, kim olacak? Dünyayı görüyor musunuz? Memleketi görüyor musunuz? Ne hale düşmüş? Yurt dışından mı geliyorsun? Evet. Yurt dışından gelenler genelde Türkiye çok iyi diyorlar. Ben iyi demiyorum ama. İnsanlık bakımda Türkiye iyi yerdir. Ha. Ama yönetim bakımda Türkiye en kötü
yönetime sahiptir. Hayır, Avrupa değildir. Bunu kıskanıyor mu? Değildir. Değerli canlı, gördüğünüz depremde yurt dışı diyoruz ya, yurt dışına geldi, bizim cenazelerimizi çıkarttılar. Bizim yaralı insanlarımızı çıkarttılar. Eğer öyle bir şey olsa gelip size yardım ederler mi? Şimdi milyonlarca dolar yardım gönderirler. Öyle bir şey yok aslında. İnsan dünyada insandır. Sadece Türkiye'deki mi insandı Avrupalılar? Acaba Türkiye'dekiler mi iki gözü var, Avrupalı dört tane gözü mü var? İnsanoğlu insandır. Sen de 9 aylıksın, ben de 9 aylığım. Bu ayrımcılık nereden geliyor? AK Parti'ye. Dış politikada iyi olduğu için. İç politikada da iyiydi. Yollar, hastaneler. Daha ne sayayım size? AK Parti'ye. Neden? Yani bunu, yapılan her şeyi görmek lazım. Cumhuriyet döneminin başlangıcından itibaren en iyi yönetimi gördük. Aha. Onun için her zaman AK Parti. Kılıçdaroğlu'na, Tayyip Erdoğan'ı devirmek için her şey. Demirtaş aday olmadığına göre Kılıçdaroğlu. Peki neden? Ülke belki daha güzel bir yere gelebilir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zulmünden herkes kurtuldu belki. Zulüm mü yönetimi? Yani şu an içerisinde olduğum, bir öğrenci olarak konuşuyorum. İçerisinde olduğumuz durum, felaketler. Tabii ki Cumhurbaşkanımıza. Neden peki? Neden? Çünkü yapılanları gördüğümüz için. Sayar mısın? Mesela sizin en çok böyle oy vermenize neden olan birkaç şey. Ben en azından ben vatandaş olarak kendim için, ben minnet borcum var ona. Çocuğum yaşıyorsa onu. Tabii ki Cumhurbaşkanımıza. Neden peki? Neden? Çünkü yapılanları gördüğümüz için. Sayar mısın? Mesela sizin en çok böyle oy vermenize neden olan birkaç şey. Ben en azından ben vatandaş olarak kendim için, ben minnet borcum var ona. Çocuğum yaşıyorsa onun sayesinde yaşıyor. O yüzden 100 yıl daha yaşasam, 100 yıl daha da o gelse, yine 100 yıl daha ona oy vereceğim. Ha, diğerlerine mi? Yani Ekrem İmamoğlu'nu gördük, denedik. 4 yıldır ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Gördüm yani, ben buradayım. 30 senedir bu İstanbul'dayım. Ben şurada bir çivi çaktıklarını görmedim. Ve ben 99'du galiba, yalan olmasın. Bu önceki şeylerde ya, bütün hesaplarımıza bile bloke konmuştuk o zaman. Kullanamamıştık yani. Ve burada da ondan sonraki ben rahatım. Bir vatandaş olarak İstanbul'dayım. Ben rahatım. İstediğim gibi istediğimi yiyip istediğim gibi gezebiliyorum. İstediğim gibi davranabiliyorum. Şu 4 yıl yok. Örnek olarak Maltepe'ye gidebilirsiniz. Maltepe ya, orası o kadar güzeldi ki. Şu 4 yılda sonra şimdi gidin bakın, her taraf çöp. Hala her taraf çöp. Ve hala orada hiçbir yani güzellik yok. O estetik kaybolmuş. O kadar güzeldi. Metrolara girin. Önceki metronun hali, şurada 4-5 sene öncesi metronun haline bakın. Bakın fotoğraflara, şimdiki haline bakın. Ya hiçbir temizlik yapılmaz. İstanbul Belediyesi ne iş yapıyor? Ben burada Recep Erdoğan gelsin, tamam hani o olsun. İlla o değil. Ben yapılana bakıyorum. Yapılıyor mu? Evet. Adam da yapıyor. Biz de alıyoruz her şeyimizi. Engelli kartım, öğretmenlik yapıyordum. Ben engelli olarak, engelli olduğum halde, engelli olduğum için çalıştırılmadım. Ama şimdi çalışabiliyorum. Emekli oldum. Onun sayesinde emekli oldum. Çünkü o raporu onun sayesinde alabildim. Emekli oldum. Ben ona nasıl dua etmeyeyim ki? O ve ekibini. Ha, yeğenler yok mu? Hani deniliyor ya, yeniyor bilmem ne oluyor. Yeğenler yok mu? Onda Allah'ın adaleti artık. Ya da burada eksiklik nerede var? Öz eleştiri yapalım. Bu hükümetin şeyleri, eksiklikleri neler? Milli eğitim çok eksik, ciddi anlamda. Ondan sonra hukuk yok ya. Hırsıza çanak tutuluyor. Vatandaş kendisini korusun deniliyor. Bu olay bu yani.